Efendim? Uçurayım mı? Uçur. Evet. Önce evet. Orayı, orayı biliyorum, sonra biliyorum. Burayı eklemek evet. Ya. Aynen biliyorum. Belki olmaz. Çünkü hafta dallar öldü mü kardeş? Vallahi biz de çok güzel bulduk şeyi, mezarlığımızı. Gerek bu belediye başkanı olsun, gerek bundan önceki belediye başkanı olsun, bu mezarlığa gayet önem verdiler. Gasilhanesini, camisini, efendim mezarlıklar arasındaki sokakları, parselleri, parkları gayet güzel. Bir vatandaş olarak, bir Malatyalı olarak ben memnunum. Böyle bir yerimiz olduğu için de yani mutluyum. Cenazenin evinden alınıp gasilhaneye getirilmesi, burada yıkanılıp defnedilmesi hep belediye ekiplerince yapılmakta. Çok cüzi miktarda da bir, yani milleti mağdur etmeyecek şekilde bir para alınmakta. Bir parkı gezmiş gibi insana geliyor. Şurada geliyorsun yeşillik içerisinde. Yani sanki mezarlık değil de bir gezi alanı, bir dinlenme yeri gibi olmuş. Ki öyle zaten. Daha önce öldü. Bir düğün esnasında öldürülen Begüm, Allah rahmet eylesin, Begüm Kartal hanımefendinin adına yapılmış, ailesi tarafından yaptırılmış bir park. Çok muhteşem. Belediye de daha güzelleştirmiş. Bakımı yapılmakta. Buranın bakıcısı var, temizlikçisi var, bahçıvanı var. Gülleri, çiçekleri gayet güzel. Burada yapılan her hizmet vatandaşımız içindir yani. Başka kimse için değil. Vatandaşımız da memnun. Gerçekten de yani mezarlığımızın bakımı çok güzel. Hizmeti de çok güzel. Her şey oluruna yani. Çok güzel, çok şahane. Ağaçlandırması, ondan sonra çeşmeleri çok muazzam. Mesela her parselde 2 veya 3'er tane çeşme yapılmış vatandaşımızın bütün yararına. Güller de aynen öyle bakımlı, mezarlar bakımlı. Çok şahane. Şimdi ben aşağı yukarı 18 yıldır muhtarım. Merkez Fatih mahalle muhtarıyım. Yeşiltepe'ye dönünce şimdi Merkez Fatih oldu. Aşağı yukarı 4 dönemdir sayılır muhtarım. Her dönemde de mezarlığın hizmetleri güzeldi ama bu son dönem çok şükür yani bu son 7-8 senedir mezarlığımızın gelişmesi, düzeni, tertibi, her şeyi çok çok güzel. Yani Türkiye'de de belki dünyada birincidir. İnsan heveslenir ki öyle, demin müdür beye söyledim. İnsan heveslenir ki bir an önce öyle diye. Yani bu mezarlığın şu güzelliğini kaçırmamak için. Mezarlığımız çok güzel. Biz hizmetlerin hepsinde memnunuz. Yani bunda fazlası daha olamaz. Hiç kimse yapamaz bunda fazlasını. Memnunuz. Ekip de memnunuz. Ondan sonra müdür bey de memnunuz. Ne bileyim araçlarında, gereçlerinde, her şeyinde. Yani ben diyeyim ben aşağı yukarı 18 senedir muhtarım. Bu son 8 senedir. Daha çok çok güzel hizmetler oldu. Güzel mezarlığa emek çekiyorlar. Çünkü buradaki personelin hepsi Allah'ın emrini bilen insanlar. Öleceğini bilen insanlar. Onun için çok güzel hizmetler var mezarlıkta. Biz çok memnunuz halk olarak, vatandaş olarak. Ben bu muhtar olarak çok memnunum. Bilmiyorum. Gelen toplumun içindeyiz. Toplumun içindeyiz. Herkesin memnuniyeti var. Yani Malatya'da dışarıda gelenler var cenazeye. Komşu illerde, Elazığ'da mesela, Kayseri'de diyelim, Adıyaman'da, Sivas'ta, bu illerde gelenler resim çekiyorlar örnek olarak. Türkiye'de değil diyorlar, Avrupa'da bile böyle bir mezarlık görmedik biz, böyle bir şey olamaz diyorlar. Yani mezarlığımızda biz memnunuz yani, bunun daha fazlası fazla yani. Evet, gitgide de gelişir müdür bey, gitgide geliştireyim mezarlığı. Eskide ben çocukken okula giderdik, mezarlığın yanında geçemezdik korkumuzda ya. Hele akşam namazından sonra mezarlığın semtinde kimse geçemezdi. Şimdi akşam değil, gece değil. İnsan hevesleniyor, mezarların arasında kalam diye hevesleniyor. Bir tarafta çiçek kokusu, bir tarafta çam kokusu, ağaç kokusu, gül kokuları. Yani insan hevesleniyor.